Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr Yerli kaya istememiş. Geçmiş seçimlerde AK Parti'nin belediye başkan adayları çok önceden belli olur. Aday açıklama günü gelmeden kimin aday olacağı hemen herkes tarafından bilinir. Günü geldiğinde de iktidar partisi adaylarını herkesten önce açıklardı. Bu kez de durum farklı. AK Parti bir türlü adaylarını belirleyemiyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde istişareler hala sürüyor. İstanbul'da bazı isimler ortalıkta dolaşır ve üzerlerine aday toto oynanırken aylardır birkaç isim üzerinde yoğunlaşılıyor. Bunlar sırasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eski İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Eski TOKİ Başkanı Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Bir ara konuşulan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kavratepe'nin adıysa çoktan gündemden düşmüştü. Dün gece AK Parti'nin İstanbul adayını belirleme konusunda önemli gelişmeler oldu. Son günlerde adı çok ön plana çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya aday olmak isteyip istemediği soruldu. Yerlikaya isterim deseydi muhtemelen 3 kişilik kısa listeye girecek ve yine büyük olasılıkla AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacaktı. Ancak Yerlikaya İstanbul adayı olmak gibi bir düşüncem olmadığını kısa süre önce kamuoyuna açıkladım. Aday olursam kendi sözümü yemiş olacağım. Siyaset tecrübem de yok. Dün dua istediğim İstanbullulardan bu kez o istemek yakışık almaz diyerek İBB başkan adaylığına sıcak bakmadığını belirtmiş. Ali Yerlikaya yakın çevresine İçişleri Bakanlığı'nı bırakmasının toplumda oluşan çetelerle mücadele ediliyor fikrini de zayıflatabileceğini söylüyormuş. Anlaşılan o ki yerli kaya AKP'nin İstanbul adayı olmayacak. Belev ki Erdoğan çok ısrar etsin. Murat Kurum'un adı da listeden düşmüş. Kurumun aşırı istekli tavrı ve İBB başkan adayı olmak için şu ana kadar ciddi paralar harcamış olması iktidarın kurum ismine soğuk bakmaya başlamasına neden olmuş. Ayrıca milletvekili sayısında düşüş olmasını istemeyen parti yönetimi de milletvekillerini aday yaparak kaybetmek istemiyor. Görünen o ki İstanbul'da İvre giderek Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a doğru dönüyor. Ancak hala İmamoğlu adı AK Parti'yi İstanbul'da ciddi biçimde ürkütüyor. Bu yüzden de muhtemelen İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri bir Cumhurbaşkanlığı seçimi havasında geçecek. Muhtemelen 2027 ya da 28'in provası gibi olacak. Başkan Özel tek seçimi İmamoğlu. CHP ise AK Parti'nin aksine adaylarını belirlemeye ve açıklamaya başladı bile. En önemli iki büyük şehir zaten belli. Aydın'la İzmir birlikte belirlenecek gibi görünüyor. Adana belli gibi. Antalya'da belirsizlik sürüyor. Mersin'de herkes birbirine çok yakın olduğu için hala kafalar karışık ama mevcut başkanla yola devam edilecek gibi. Hatay'da durum aynı. Antalya, CHP'nin kararsız olduğu iki ilden biri. İbre, mevcut başkan böceğe gidip geliyor. Muğla biraz karışık. Güçlü bir aday olmadığı için Bodrum'da zorlu bir dönemi tüm denetimlere karşı şaibesiz atlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın adı öne çıkıyor. Partinin güçlü olduğu Ege kıyılarında ise aday bolluğu var. Urla'da 47 aday adayı çıktı. Aralarında Mustafa Denizli'nin çocukluğundan beri solcu kızı Lal Denizli de var. Eskişehir'de ise Büyük Erşen'in yaşı parti yönetimini düşündürüyor. CHP'de ilginç olan Tüm aday adaylarının kendisini Ekrem İmamoğlu'na beğendirme çabası olması. Tüm aday adayları bir şekilde İmamoğlu'na ulaşmak, İmamoğlu'nu ikna etmek istiyor. CHP'de adaylığın yolu belli ki İmamoğlu'nun kafasından geçiyor. Dün telefonda konuştuğum bir aday adayına "Yahu genel başkanınız varken niye hepiniz kendinizi Ekrem İmamoğlu'na beğendirme çabasındasınız?" diye sordum. Abi, sen futbolu seversin. Oradan örnek vereyim. Genel Başkan Özgür Özel'e saygımı sonsuz ama futbol tabiriyle federasyon başkanı, milli takımı başkan değil teknik direktör seçer. İmamoğlu da teknik direktör gibi tek seçici dedi. Çok güldüm. Durum tam bu mudur bilemem ama partideki inanç bu. Özlem Zengin o cümlenin benim olmadığını Ali Mahir Başarır da söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin aradı dün. YouTube'daki programımda kürsüde hayatını kaybeden milletvekiline o çirkin cümleyi Özlem Zengin'in söylediği yazıldı her yerde dediğim için aramış. Fatih Bey, o cümleyi ben etmedim. Bu İsmail Saymaz tarafından yazıldı ama benimle alakası yok dedi. Ben birkaç yerde gördüm, Saymaz'da da okudum. Yalanlanmadığı için de iddia ediliyor diyerek dile getirdim. Keşke benim arayacağınıza yazanlara anında yanıt verseydiniz dedim. Açıkçası birkaç nedenle onları aramadım. Öncelikle CHP'li Ali Mahir Başarır o cümleyi benim söylemediğimi çok net belirtti. Benim açıklamamdansa Ali Mahir Bey'in söylemesi daha değerliydi. İkincisi hakkımda her yalan yazanı aramıyorum ama sizi bildiğim için aramak ihtiyacı hissettim ama keşke siz de söylemeden önce beni bir arasaydınız dedi. Sonra olayı anlattım. Meclise bütün partiler olarak konuşma süreleriyle ilgili aramıza bir anlaşma var ve buna uyuyoruz. Bütçe görüşmelerinde de her partiye bir saat ayırdık ve bunu ister bir hatip 60 dakika ister 6 hatip 10 dakika olarak partiler kullanıyor. O günde hayatını kaybeden vekilimiz sözü uzatınca çok da ağır konuşunca ben grup başkan vekili olarak başkanlık kürsüsüne giderek cevap hakkımızı kullanmak istediğimizi belirttim. Çünkü bu benim görevim. O kürsüdeyken ben ayaktaydım. Partim adına söz istemek benim işim çünkü. Hasan Bey yere düştüğünde ilk koşan biz olduk. İlk müdahaleyi yapan bizim milletvekillerimiz. Profesör Doktor Cüneyt Yüksel oldu. Ne yazık ki kalp krizi değildi. O an kalbi durmuştu zaten. Orada benim bir kış kış hareketim var. Bunun nedeni orayı boşaltmak ve müdahale eden hekimlere alan açmaktı. Sonra Hasan Bey ambulansa götürülürken biz de beraber gittik. Açık söyleyeyim orada bulunan hiç kimse o cümleyi duymadı. Döndükten sonra tutanakta gördük. İnanamadık. Merhumun son cümlesi Allah'ın gazabını göreceksiniz olmuştu. Acaba tutanağa yanlışlıkla o mu geçti diye de düşündü herkes. Çünkü kimse duymamıştı o sözü dedi. Özlem Zengin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm vekillerin hala olayın şoku içinde olduğunu, ilk kez bir vekilin kürsüde hayatını kaybettiğini ve bunun travmasını tüm meclis üyelerinin yaşadığını anlattı. Sonradan öğrendik ki merhuma doktorları zaten bypass olmasını söylemişler. Kalbi oldukça sorunluymuş. Olmamış, ertelemiş. Keşke ertelemeseydi. Sonuç olarak benim hakkımda bir şey olursa lütfen beni arayıp sorun. O cümlenin benim ağzımdan çıkmadığından da emin olabilirsiniz dedi. Ne zaman insan oluruz? Ahlak olmadan inanç olmayacağını anladığımız ama tersinin olabileceğini anladığımız zaman.